Toyota Corolla. Hibrit. Allah güle güle nasıl. Annemin adına, benim hikayeli annemin. Ama olmasa da parayı sağlıyor. Evet. Bugün 23 Mart 2021. Hatay'dan misafir geldi İhsan Erdem. Ve eşi Rukiye Erdem. Gümüşhane Köyü'ne gidiyoruz. Elbaya şiddetli yağmur yağıyor. Tahminim köye de kar yağıyor. Bakacağız. Şimdi gidiyoruz, bakacağız. Ne yani? Evet. Yağmur mu yağıyor, dolu mu yağıyor? Kış yeniden geldi. Sıcaklık 7 derece. Dışarıda mı? Dışarıda sıcaklık 7 derece şu an. Mart, bacadan baktırı, kazma kürek yaktırı derler. Bu sene öyle olacak herhalde Mart ayı. Yağmur şiddetli, Gümüşhane Köyü'ne gidiyoruz. Köyümüze gidiyoruz. Köyde de kazma kürek bulabilirsek herhalde. Evet İhsan Bey. Hatay'dan Erbaa'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım bakayım. Gümüşhane Köyü'nden Mazhar Erdem'in ikinci oğlu. İki numaralı oğlu. İki numaralı oğlu. Mazhar Erdem'in kaç tane uşağı vardı? Beş çocuğu var. Evet. Üç erkek. Bir, iki, üç erkek. Evet. Dört, beş, kız. Kız. Sen iki numarasın. Evet, Hatay'a nasıl oldu da Hatay'a gittin? Neden gittin Hatay'a? Yerleştin. Sağlık Koleji'ni bitirdikten sonra ilk atamamız 1981 yılında Hatay'a nasıl geldi? 81 yılında göreve başladın Hatay'da. Evet. 81 yılından itibaren bunun içinde Ankara var, Rize var. Gevher'de mi okuduydun? Ankara, Gevher'de içinde sağlık eğitimi orada. Ankara'da ne kadar kaldın? Ankara'da 3 sene kaldım. 3 yıl orada kaldıktan sonra tekrar Rize'de onun devamında Rize'de 5 yıl kaldı. Sen Rize'de mi gittin ki? Rize'ye de gittim. Rize Sağlık Meslek Lisesi müdürlüğünden Hatay'daki Reyhanlı Sağlık Meslek Lisesi'ne gittim. Oraya gittin. Oradan da Hatay merkeze. Evet. Sağlık Lisesi'ne gittim. Yani hanım Hataylı olduğundan. Ama ben Hatay'ı sevdim aslında. Hanımın Hataylı olmasıyla. Evet yenge. Hataylı yenge sizi tanıyalım. Masarağımın geliniyim. Sizin çoluk çocuk ne var? İki tane kızım var. İhsan'ın annesinin iki tane kızlar var. Evlendiler. Evet. Okudular, göreve başladılar. Evet. Torun sahibi oldu. Torun sahibi de oldum. Evet. Peki Erbaa'ya gelmeyi, yerleşmeyi düşünmüyor musunuz? Kısmet belli olmaz. Sonrası diyorum abi. Evet. Geçeceksiniz. Erbaa'yı seviyorum. Evet. Erbaa'yı seviyorum da çocukların şartlarından. Evet. İşimizin şartlarından. Çocuklar ne iş yapıyorlar şimdi görevleri? Ama büyük kızımız endüstri mühendisi. Nerede çalışıyor? Evlendi. İş bankasına çalışıyor orada Hatay'da. İş bankasına çalışıyor. Şimdi endüstri mühendisi iş bankasında endüstriyle ilgili ne iş yapıyor orada? Yani normalde alanı değil ama. Alan değil. Kız olduğu için. Evet. Uzak şehirlere, sanayi şehirlerine göndermek istemedim. Göndermiş. Evet. Dikkat edelim, yavaş gidelim. Hatay'da aynı Reyhanlı'da mı? O da. Hatay merkezde. Ha, merkezde. Siz evet. Reyhanlı'da mısınız? Yok, biz halen 5-6 yıldır, son 6 yıldır Hatay merkezde. Merkezdesin değil mi? Merkezde. Evet. Emeklilikte oldu, işte 2 sene daha çaktım ayrılacak. Yaştan mı ayrılacak? Her tarafı yavaş. Yaştan değil, daha var. 65'e var ama yeter artık, yani gençler çalışıyor. Yeter artık, biraz daha yavaş gidelim istersen. Şiddetli yağmur yağıyor Erbaa'ya. Küçük kızım da diyetisyen. Ona da Hatay merkezde kendi ofisini açtı. Kendisi özel açtı. Özel açtı. Evet. Damadımız da fizyoterapist. Öbür damadımız da uluslararası ilişkiler mezunu. Evet.
ya da kendi işimi yapıyorum Hatay'da. Çok güzel. Gelip gidiyorum. Evet. Yaşanıyor çok. Elba'ya geldiniz. Bereket yağıyor, yağmur bereket yağıyor. Yani yağmur yağıyor. Evet. Yukarıda inşallah kar yağarsan da göreceğiz. Gümüşhane'ye gidiyoruz. Kısmetli geldik. Kısmetli. Anne baba ziyaretine gidiyorsun. Mezarları ziyaret. Mezarlığa evet. Anne babamız Allah rahmet evet. eylesin. Allah her ikisine de rahmet her eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Cümlemiz. Evet. Ata toprağı, baba toprağı bir görelim istiyoruz. Evet. İnşallah yollarda kar yağışı falan yoktur. Çıkabiliriz. Evet. Çıkarız inşallah. Evet. Bugün çıkarız da yarını bilemiyorum. Evet. Bakarız, göreceğiz inşallah. Evet. Erbaa'ya gelip de anne babayı da ziyaret etmeden gitmek olmaz değil mi? Ya normalde şartlar, evet. Bütün şartları iyi değil ama. Evet, bir bakalım. Evet. En azından seçeneğiniz evet. gibi çıkıyor. Arzu ediyoruz. Yani. Biraz daha yavaş git yollar görüyor çok sular. Şartları zorlayarak çıkacak. Evet. Bekliyor. Ben mi geldim? Arkadan gelenler. Evet. Öpüm yaptım ben. Tedirgin oldum. Evet. Erba bizim memleketimiz, Atatürk'ün. Yani Türkiye'nin neresinde oluşak olalım. Evet, evet. Ağzımız, gönlümüz, beynimiz burayla mı? Evet, evet. Ama ekmek davası, işimiz. Evet. Köylülerimiz, akrabalarımızın çoğunu diyorsun. Gümüş İstanbul'da, gümüş İstanbul'da. Evet. Doğduğun yerde misin, doyduğun yerde misin derler. Evet. Yani köyümüzün nüfusunun yarıdan toplamından fazlası. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da değil mi? Çoğunluğu. Ankara'da, çoğunluğu. Büyük şehir. Bizi izleyen köylülerimize, seni tanıyanlara bir diyeceğin var mı? Hepsine selam sayılır. Buradan. Herkes işlerinde, işlerinde başarılı olsun. Hikmet Bey, köye gidiyor, köye. Sağlıkları yerinde olsun. Gümüşhane'ye gidiyoruz, Gümüşhane'ye. Gümüş mü aradın? Yok, ya Hikmet nereye gidiyorsun şimdi? Hikmet'i tanıyor musun? Şey, alan içinden de. Enişteniz oluyor, Zeki abinin eniştesi ya onları. Öyle mi? Evet, Gümüşhane. Bir enişte sayılı. Tanıyorsun değil mi? Tanıyorum. Yabancı ikiye çocuklar. O şeyden mi? He he. Yavaş yavaş. Yavaş. Arkana bak da şey. Biraz daha yavaş git. Hikmet'in babası kimdi? Aksoylu, Salih Aksoylu. Vefat ettiydi. Anası da, babası da. Hikmet'te Cemal'ınla duyuruldular. Hikmet'in oğluna Cemal'ın Cengül kızı. Uzakta kaldığımız için. Hikmet'in de sana selam var. Aleyküm selam. Biz de bana selam kaybol. Yavaş yavaş yavaş. Yavaşla yavaşla yavaşla. 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 Burası tepe kışta. Yol sapağı değil mi? Yol sapağı yavaş. Tamam. Öğrenciyken Tabur'dan köye kadar yayandı. Yaya gittiğim zaman oldu. Tepe kışta sapağında. Beni tanımadı herhalde bir şey de. Tanıdın değil mi Hikmet'i? Tanıdın tanıdı Hikmet, tanıdın diye. Sarışınca mı? He he, sarışınca, sarışınca. O da Erbaa'da ikamet ediyor. Oğlu, gelini, Cemal'ın oğlu da bizdediler. Az daha yavaş git. Hava yağışlı. Allah muvaffak. Şimdi eskilerin hepsini çıkarıyor, tutanıyoruz. Evet. Ama yeni gençlere evet. çıkarıyor. Keşke sık sık gidip gelebilsek. Yavaş ya burada su var. Almanya'dan Ayfer'e de selam buradan. Bu da Adil abi var tanıyor musun? Bekleyin. Kardeşi. Evet. Bu Almanyalı Ali vardı onun Ahmet'le evet. Almanya'da. Ahmet'i tanıyor musun? Evet abi. Öz sayın. Evet tamam. Almanya'da. Demek ki ben uzun süre uzak kaldım. Evet, evet. Bak, milyonlar bizim öğrencilerimizde toprak. Yani asfalt yok. Sen de okularsın.
Evet. Bakın sıcak mı? Evet. Evet sıcak oldu herhalde. Halil İbrahim Göktaş. Evet merhaba dede. Ne yapıyor adam ya? Evine gidiyor. Taş bizde Göktaş yok. Resmi görünce şey diyorum herhalde, tanırım herhalde, çağırmadım da. Senin tanıdığın beni. He beni. Ben seni ararım, telefonumu yazdım zaten. Benim telefon da 505-800-17-65. Sen şu an sorarası bir birey olmuşsun canım. Şu anda herkes... Facebook'ta canlı desene. Ben geriye tokuyum ya. Ha, oraya tokuyum mı? Salih Koftur, size de selamlar. Salih Koftur tanır mısın? Göktürklerden mi? Göktürklerden kim olabilir Salih Göktür? İnan bilmiyorum onu. Özür diliyorum ondan da. Sen Palut. Fahrettin. Öyle mi? Evet. Oğlu. Fahrettin abi. He. Merhaba Halil İbrahim Bey. Eyvada selamlar. Eyüp Mürüs'e gidiyor. Mürüs'e. Ben Eyüp'ü tanıyorum canım. Eyüp bizim mahallemizin çocuğu. Evet. Tanımaz mı? İki tane Eyüp soy var. Evet. İkisi de Mürüslü, biri milletvekili. Onu tanıyor mu? Onu tanımıyor. AK Parti İstanbul milletvekilinden. Bizimle alakalı değil. Eyüp Özsoy, Kazım Hoca'nın şeyi vardı oğlu. Evet. İbrahim Öztürk tanıyor mu onu? Yok. Şey, Özsoy. Evet. Onun oğlu. Ankara'dan. Tahminim yukarılara kar yağar. Elba'da okuyor. Elba'da. Eyüp Elba'da. Eyüp'e selamlar buradan. Selam saygılar Eyüp'e de. Eyüp. Mahallemizin çocuğu tanıyorsun. Babasını da bilir. Eyüp da emekli. Öyle mi? Oldu. He. Bir de haftada bir gün Güldere'ye de gidiyor. He. Sen Güldere'yi biliyor musun? Yok, senin videolardan biliyorum. He. Oraya bir gün gittik, çektiydim oradan. Haftada bir gün. Şafak'la birlikte gittik. Şafak'la gittik. Eyüp'ün dükkanında çektiydik. Babası var. İsmet abi. Evet. Onu izledim. Onu evet. Yine bizim dağlara bulutlar. Evet. Dağlar. Şey, yollarda bir şey yoktur yani. Kar olsa da bilmiyorum yani. Yeni ya. Esaslar yarın geliyor herhalde. Evet Ali Mehmet Şahin sana da selamlar. Büyük caminin müezzini Tonulu. Erbağ'da. Erbağ'da. Bizi izleyen herkese selamlar. Sonradan izleyenlere de selamlar. Sen artık bölgemizin kara kutusu olmuşsun. Herkesten her şeyden haberdarsın. Alim Baş size de selamlar. Baş. Ya gelecek nesillere Doğan Yurt'tan o. Doğan Yurt'ta var Baş. Doğan Yurt'tan zaten. Türkiye'de çalışıyordu. Memur. O da emekli oldu. Aa, şimdi köyüme gidiyor şimdi. Altından geçeceğiz. Erbaya daha fazla yağmur yağıyordu herhalde. Evet. Bura biraz daha sakin. Erbaya fazla yağmur yağıyordu. Burada alttaki yoldan gidiyor. Alttan evet alttan. Yani Doğan Yurt köyünü göreyim dersen hiç oradan da gidebilirim. Şimdi zamanı kullanalım. Geç saat oldu ya. Esas yol burası. Mezara uğramak için zamanı evet. Bir şey var mı canım? Evet. Süleyman Acar sana da selamlar. Ama şu an var ya. Evet.
selam. Bu yolda yazın güzel oluyor değil mi? Evet. Ağaçlar yemyeşil. Yemyeşil her taraf. Gölge oluyor sıcaklar. Evet. Adamın ceviz tarlası var. Evet, burada cevizlik. Ne güzel de bakmış. Onun da bir ilmi var, onun da hizmeti var. Bileceksin işte onu. Seveceksin bir işi yaparsan. Seveceksin yani. Seviyorsan o işte de... Abin cevizleri büyüdü mü acaba? Valla dediğine göre ürün vermeye başlamış. Evet. Cinsi de güzel ise, iyi ise... Bazı ağaçların cinsi iyi değil dedi. Onları kestirip aşılama yapacakmış. He. Cevizde nasıl bir aşı yapılıyor onu bilmiyorum. Ya, yapıyorlar aynı o şekilde yapıyorlar. Bağın yanındakine, evin yanındakine bir de Turgut aşılarıydı. Evet, sizin? Sahip çıkma durdan her tutan da var, tutmayan da var. Turgut'u tanıyor musun? Turgut korkmaz. Korkmaz. Nasıl bilmem ya, Turgut benim Tokat'ta ortaokul arkadaşım. Yatılı okudum bir sene beraber. Ebru Bulut tanıyor mu? Ebru sana da selamlar, köye gidiyor, köye. Ebru Bulut bizim diyebilirim, tanımıyor. Şahin Hoca'nın kızı, Sivas'ta. Yeğenimiz oluyor ya. Yeğenimiz oluyor, he, evlendi, öğretmen orada. Soyadı değişti mi? He. Demek ki damat... Bilemiyorum bizim Kubra ile Ebru niye Erdem koymadılar? Evet. Bizim şimdi Elif, Erdem, Yiğit büyük kız. Evet. Ondan sonra küçükte Büşra, Erdem, Gök yaptı. Evet. Kubra'nın iki numara koymadı. Bir de Ebru var. Evet. Allah bağışlasın. Evet. Allah bağışlasın. Ben de küçük kızın kimi yani. Özge, Erdem, Karaca. Yani evet. Eşinin soyadı Karaca. Evet. Erdem'i koydular şey. Koydular mı? He. Yani dilekçeyle oluyor herhalde. Bilmiyorum sonra da oluyor mu? O dilekçeyinde müracaatta. He. Sonra döneceğiz. Aya. Oluyor he. Ya yani aslında arkadaşlar yönünde de biliyor musun? Şey yönünden he. Tanırlar. Ha, ben... mesela Ebru Bulut. Ebru'yu tanıyan birisi o zannetmez ama Ebru Erdem Bulut olmuş olsa olsaydı daha bir çağrı. Bu bizim Ebru derler. Evet. Ya biz de illa çözüm... Süleyman adı... şu anda internet çekiyor her yerde inşallah. Ağaçlar bayağı büyümüş buralarda ya. Baksana şu ağaçlar kesin. Evet, Tokat Erbağ Gümüşalan köyünden olup Hatay'da ikamet etmekte olan İhsan Erdem'le birlikteyiz. Köye gidiyoruz. Yolları unutmuş, ben gösteriyorum. Unutmamıştır yolları. Muhammed sana da selamlar. Yalçın, o da başka bir yer. Yalçın. Bağpınar köyünde imam o da. Öyle mi? Bağpınar köyünde ilkokul 5'i okudum. Orada da bir... sen Bağpınar'da kaldın değil mi? Bir yıl hayatım var orada. Bağpınar'da kimin yanında kaldıydın? Orada meşhur bir Hakkı Hoca vardı. Hakkı Yol Açan. Onun 5. sınıfı onun önünde okudum. Ve onun eseriyiz. Evet, evet. Allah yaşıyorsa selamet versin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Hak Hoca. Evet. Oğlu vardı Naci diye. Öyle hatırlıyorum. Yani çok öğrencilere kendini görmeye... Yine mi toktun? Veren bir adamdı. Köpüğe tokmuş muyum yine? Neden? Köpüğe geldin mi yine diyor. Yok. Köpüğe açık mı diyor? Yok. Şey... Köye kar yağar, kar, kar. Buraya da gevekselin düz mü diyor? Gerekse mi deneyin? Nedir yedi buraya? Genelde kar yağar. Yani bu mevsim. Bakacağız. Bakacağız. Belki de yağmıyordur. İnşallah yağmurdur. Yoksa zincir takmak zorunda kalacağız. Evet. Var mı ya zincir, var mı? Var zincirim, var. Yıllarım dışarıda geçti için her zaman tek. Ha ha.
Samdi bir köyünde de bir yerlere de değerim burada şimdi. Hı. Çekim mi döndü? Çekim devam ediyor. Çamlı bir köyünde de festivali bunların festivali ha, bu, ha, bu, buradaydı video, burada. Bunların videolarını izlemişti. Burada yazın tam gölge oluyor herhalde. Bayağı büyümüş. Evet. Yani. Ağaçlar büyüdü. Çok da güzel olmuş. Yani. Evet. Peki, bak hafiften aç yine buharlandı. Açayım mı? Çok hafif. Fan sesi senin çekimi etkilemesin dedim. Bir şey olmaz da. İleriyi göstermeye şimdi ayarlar gitti bunda. Güzel güzel evler yapmışlar çam dibinde. Çam dibinde yağmur şu anda. Burada ne bitkisi olurdu hani? İvaz, kesin, ivaz. Kesin toplarlar ivaz değil mi? Hı hı. O Türkiye'de çok yerde yok biliyor musun bu diye? Bilen de yok. Tarafa doğru genişlemiş. Evet. Reis uçuyor mu reis? He? Yeniden başlatabilir şimdi. Ha tamam düzeldi. Düzeldi mi? He. Sen kocasın canım. Besmele çekersin. Yani elim gibi bir adam olsa olmaz da. Mezarlık mıydı sağ taraf? Evet sağ taraf Çam Dibi Köyü mezarlığı. Bir keresinde Tokat'tan okul gitti, yaz tatiline geliyoruz. Evet. O zaman 5 kişi okuyoruz Tokat'tan. Taksi evet. Tuttuk geldik Çam Dibi'nin çıkışına. Kim kimiydi mesela? Ayhan Erdem. Hurşit. Faik Göktü. Hurşit Altıntaş. Turgut Korkmaz bir de ben. Evet. Sana... O zaman yol yapım için buralara toprak döşemişler. Evet. Tuttuğumuz araçla köye çıkamadı. Yani taksi tuttunuz ama? Evet köye çıkamadı. Yol kapalı. Evet buradan yukarı artık yürüyerek çantalar, valizlerimiz ne varsa o zaman. Ağaç bağı mı vardı? Korkmaz evet. Vardı. Korkmaz vardı. O zamanın şeyiyle, o zamanın şartlarında yürüyerek. Şimdiki tarihlerde olsa herhalde 3-4 kere uzun mola vermek zorunda. Evet evet. Yollar açık mıydı o zaman, kar var mıydı? Yok yazın. Ha. O zaman 21 Mayıs'ta okullar biter. Yazın toprak dökmüşler, araba mı geçemedi? Toprak dökmüşler yola düzeltmek için herhalde. Toprak. Ama sermemişler. Sermemişler. Arabayla geçin. Ben de kış zannettim. Kışta. Hatta birkaç toprak yeni olsaydı kürekle açmaydı şimdi. Baktık çok fazla toprak döşemişler. Evet. O zaman yol su elektrik şey var. Mehmet Ateş diye de falan var. Evet. Ateş bizde yok. Yok. Ateş. Harun Bektaş size de selamlar. Onlar seni duyuyorlar. He duyuyorlar. Harun da öğretmen. Bağpınar köyünde. Benim meslektaşım. Nerede? Bağpınar köyünden. Bağpınar. İzzet Bektaş vardı onun oğlu. Orada Karagül vardı. Çok Karagül vardı. Yani. Temiz Karagül. Şahin.
sayısın var mı? He, Şahin vardır. Şey vardı, okul arkadaşım Selahattin. Şahin. Kafakta çalışıyor. Evet. Mustafa Temiz vardı, Ahmet Temiz. Temiz de var. Bafına da Temiz var, Karagül var, Şahin var, Bektaş var. Mürüse doğru çıkıyoruz. Henüz kar yok ama karışıklıyor zaten. Evet, yok şu anda kar yok. Şurada da rahmetli Hüseyin amcamın evet, çeşmesi var. Çeşme evet. Hala aktif mi acaba? Çarşı. Bak usul gidiyorlar bak. Hı? Şoför ben değilim, usul gidiyorlar. Öyle mi? He. Hızlı mı gidiyorlar? Hadi şoför bu da evet bak. Ya, tamam. Mehmet Erdoğan usul gidiyorlar. Kare. Yenge kare. Usul ne demek usul? Usul git ne demek? Yok. Yavaş git. Evet, Tokatça. İzliyorlar he? Evet. Tamam, yavaş gidiyoruz artık. İzleyenlere... Sen şimdi buralarda kar var diyordun, öyle mi şimdi? Evet, evet, kar var diyordun. İşte yarısı belki yarım bir günde kar yağışlı. Ama yağmur da fena değil. Fena değil, yağıyor. Şu an karla karışık gibi var, geliyor bana buralarda. Ya biz okurken 15 tatillerde hep kara denk geldik. Yani evet. Genelde de yaya inerdik buralarda, araç. Gürbüz Temiz, Mürüse kar yağıyor mu sizin buraya? Gürbüz! Gürbüz'ü tanıyor. Gürbüz tanımam mı ya? Kim? Yukarı mı? He. Kimi o, nesi? Ona bir de ne derler, şey derler. Ha, ne diyorlar? Bir albay bak. Mı derler? Albay bak. Ve aynı zamanda erişten oluyor ha. Bilmem mi? He. Hanımı kimlerden? Hamid'in ablası. Bizim hanımız. He. Vallahi. Hacı Mehmet'in he. Bak albay olduğumu bile biliyor insan, görüyor musun? Albay olduğumu. Albaylıktan emekli oldu değil mi? Emekli. General olamaz he? Dur biz ne zaman general oluyorsun? Yaz oraya ya. Oyna albay olur mu? He. Ama albaylık da güzel. Evet. Yeterli. Niye albay dediler sana? Bülbül. Bülbül Bey. Çeşmede burada var. He. Ya burada kocaman Mehmet Yılmaz yaptı da şu aşağı yaptırsa diyorum. Aşağı gitsin. Yanlış yaptı. Yanlış he. Aslında taşıyor. Mahmut bizi izlersen ben görürsem Mehmet Ağa'ya diyeceğim ya onu. Adam daha dolmazsa bir şurada bir su içeyim dedi ağrı şu anda oraya kimse ağrı gitmez. Biraz daha aşağıda olsa. Bak ben ilk okulda okurken Dağlı Koca burada trafik kazası geçirdim. Doktor. He. Sen de mi vardın orada? Ben de vardım. 71'de. 71'de. Heee. O kazada. Evet. Seyfen bir rahmetli olmuştu. O hastaneye gitti, orada rahmetli oldu herhalde. Orada rahmetli oldu, şeyin anası rahmetli olmuştu. He. Süleyman abi kadar geliştirmiş ya. Canlı yayındayız, Gürbüz Bey, canlı yayındayız. Evet. Kaya başının ismi. Yok açamıyorum, Gürbüz Bey. He? Kaya başının girişi. He, girişi. Sol tarafta girişlerin yerleri. Canlı yayındayız. Oraya yaz, Gürbüz Bey, yaz. Ya bir ara internet getti, internet. Ben Mürüse şu anda karla karışık yağmur tahminim. Evleri de bir laf yapalım, göster. Tamam. İstersen bir şey. Kimse var mı orada şimdi? Oraya çıkmaya gerek yok. Üstümüzde mi acaba? Var mı kimse? Var mı? Arasana Rüştü'yü nerede? O mesai saati ya. Öğretmen mi? Şey yapıyor. Bak yağmur. Ha buraya karışık. Ne yaptın acaba? Ha orada bak gördüm daha tavuk biniydi. Ha o salıncağın yerine. Ya bayağı buraya mahalle bu. Karla karışık yağmur yağıyor. Karla karışık yağmur. Bana bir karda var içinde. Kar var. Hatır hatırladın mı ben? Amcamın
Almadığını demiyorum. Evet. Hasan abi. Hasan. Hasan Öztürk. Yağmur bayağı şiddetli değil. Evet. Su birikintileri sele dönüşüyor. Bu da Aydurdu Bakkaliyesi. Bu da hipermarketi. He. Gümüşhane'nin hipermarketi bura. Bizim köye. Recep Taşova'ya da selam var. Yağmur yağıyor, yağmur. Nazmiye Göktürkleri. Çok yarıdan fazlası döşendi. Ah topraklar. He orada az yer kaldı. Var mı? Döşenecek kaldı. Peki ben ev yaptırmak istediğim yer bura. Abi, he şu karşı he. Karşı. Bak, he, bak burada kar yağıyor şimdi he. Bizim bağda burası he. Karşı. Bağda orası. He. Mükemmel ya burada abimin ev yaptıracağı yer. Duvarı yıktı. Abimin yanında bizim Şahin'in, Şahin'in yanında benim, Mustafa'nın ablamı bu sefer. Bir şey yapayım sana. Kalk, kalk. Evet, şu anda kar yağıyor. Bak, köyün girişinde yoktu kar. Yağmur burada kar yağıyor. Evet, iyi yağmur yağmış. Neyse. Ben Allah nasip ederse düşünüyorum. Yani Bekir Bey açılışı yaptı mı? Evet. Evet, şu anda Nursa kar yağıyor. Sabah bir uyanılacak ki burada her taraf bembeyaz. Evet, plakasız bir traktör önümüzde. Evet, plakası öndedir belki, arkada niye yok? Yeni mi aldılar? Şu tarlanın ortasında, he. Hani bizim köyün tabiriyle acuk dediğimiz. He, acuk var tabi. He, ağaç var. Çok da büyük, verimli bir ağaç var. Rahmi, he, biliyorum o acuyu biliyorum. Acuk mu? Öyle bir şey. Hiç günlerde hiç denk gelmedi bana. Acuk. Zaten bilmiyorlar da o meyveyi de tam. Elmanın şeyi. Atası, atası, atası. Aşılanmamış mı diyor? Aşılanmamış. Aşılanmamış. Burayı döşenmişler. Vallahi bura döşenmedi. Başları var. Başlı kaldı he. Buradan da muhtarımı da söyleyecek. Ha burada şey Mustafa'nın. Hadi sen bunu Mustafa'ya yaptın. Öyle mi? He. Mustafa'nın da bir hikayesi var ama şimdi herkes dinlemesin. Söyle. Dinleneceğse söyle. Yok. Mustafa'yı görürsen söyle. He. Giderken söylersin o zaman. Mustafa'ya saygısızlık olur. İzin Harun, senin tallığa kar yağıyor. Bura Abdurrahman'la Harun'un ikisi miymiş ya? Öyle mi? Ben sadece Harun sanıyordum. Beyazlamışlar ha. Ablan öyle dedi he. Şu an kar yağıyor. Kar, 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 kar. Buradan itibaren döşenmiş. Ehe, buradan itibaren. İki yaşı sonraki tarla. Harun var ya dayım ya. Hadi rahat, tam buraya samalık yaptırın. Abdurrahman'la ikisi. Şaka yapmıştım dayıma, bu samanlık yanıyor diye. Şakadan dedin. Şakadan dedim he. O da bana bayağı bir fırçalamıştı bana. Niye şaka yaptığımı bilmiyor mu? Burada yıldan ürün ora. İstersen konu açalım, görmek istersen. Rahatsız. Rahatsız etmek istiyor he. Bak karşı bir durumda. Aaa, dip bembeyaz he. Allah Allah. Ne kadar farklı değil İhsan Bey ya bu. Burası beyaz değil, dip grup beyaz. Orası buradan yüksek. Şimdi şaşırdım yani gerçekten. Görüyorsunuz işte diz gruplar karşılar bembeyaz. Ama köyde kar yağıyor. Evet. İlk okulu okuduğumuz. Evet. Okulu. Köyün içinden geldiği güzel oldu ya. Şöyle bir görmüş oldunuz. Abla burada senin ev. Kumaş Avuç'un serası. Kumaş Avuç. Bizim eski samanların yerine sera koydu. Ya sattınız mı orayı? Nasıl oldu? Babam rahmetli vermiş onlara. Onların evini yürüyecekti. Onlara da vurgun düşerdi. Tabi tabi. Şuradan sadece bakayım. Şöyle bir bak yani. Sana bir yağmur yok. İstersen şöyle inip de mi bakıyor? Yok. Etkilenirim ben. Yok.
Erbaya da geri yarın Hikmet Bey. Kar mı gelsin? Karısı Erbaya. Bizim damat Turgut Hoca'nın. Evet, Turgut Hoca'nın. Turgut'un kardeşi de başvuruya geldi herhalde. Mehmet'in. Bizi izlerse bu kadar hoş geldin diyelim. Facebook'ta gördüğüm gelmişti mesela. Erbaya yerleşir, gidiş geliş yapar. Burak Kumuşalan Köyü Camii. Herkes Camii. Evet. Kadir Hoca da arabayı değiştirmiş. Geçen de giderken ablamla çekmedi mi? Hayırlı olsun dedik de. Kadir Hoca, araban hayırlı olsun. Kadir Hoca'nın sen temiz de. He temiz zaten. Gürgün'ün kardeşi ya da. Ergin sana da selamlar. Su gelmiş baksana buradan. Alişe, at Alişe'le. Bak açalım şey. Bir gelsene buraya. Ne diyorsun? Sizin buraya mı geldi İta? Ya Nihat abi, ablam hasta dedi, o felç oldu dedi, öyle mi ki? Evet. Ana, ben hiç bilmiyordum valla. Yani bir hasta oldu da onu biliyordum. Ona da geçmiş olsun, inşallah geleceğim yanına. Bunu tanıyorsun değil mi İhsan Bey? Rahmetli Yemin abinin kızı değil mi? He, Yemin'in kızı. Bu İhsan, Manatadan'ın İhsan. Esma mıydı? Esma mı? Buradan namuna da selam. Bir şey diyor mu namuna? Yok, ne oldu? Tamam, burada Emin Muhane Sükedi'ydi. Hadi kolay gelsin. Emin Diri'nin kızı. Dayımın oğlu Nihat. Felç oldu, 6 ay değil, baksana. Çok sapsınlamıyormuş. Kar yukarılara daha güzel ya. İnşallah şöyle bir güzel bir kar gelse ya şöyle. Esma Hanım'ın kardeşi. Esma, evet. Ahmet var, Mehmet var. Evet. Mehmet var. Bu da Ömer dayımın abi. Ömer dayı. Şuradan Murat dayı. Murat dayı burada. Murat dayı yaşıyor. He, bir o kaldı. Annemden ikisi kaldı. Dedemin iki tane hanımı varmış. Evet. Üç kız, üç erkek birinden. Üç kız, üç erkek birinden. Maşallah. Nasıl da eşitlik getiriyor. Birinden annem var işte, ötekinden de Murat dayı var. Bak, yola biraz daha ilgin oldu. Burada Bekir'in evi vardı işte. Burayı da şey almış herhalde. Rahmetli Mumcu almış herhalde buraya şey etti diye. Evet, o da rahmetli. Buraya gelmişti baksana. Onu için şirketine gitti. Evin önüne geliydi bak. Buraya. Bu şey işte, Kamil dayımındı. Bura Nihat'ın evi. Bura. İşte Nihat işte, bunlara geldi değil mi? He. Eve geliydi bak, orada kısır. Bizim nereye gidip geldiğimiz yerler. Evet. Rahmetli Hanım, ta buraya kadar gelir. Yolcuk mu yani? Peki şeyi hatırlıyor musun sen? Rüştü, Saadet'in, sen de dördümüz müydük biz? Çam dibinden Saadet'in bizi korkuttu da şikayete gidiyorduk, buradan döndüydük. Onu hatırlıyor musun? Sen de var. Sen var mıydın? Sen de vardın arabada ya. Bilmiyorum. Mal güderken, Abdülmoğun derinin üstünde, hatırla. Yok. Sen yok muydun? Yok. Ben seni de var sanıyorum. Yok, ben yok. Saadet'in, ben, Rüştü, ben seni de var sanıyorum. Kim korkuttuydu? Emben Emin'in Hacı Mehmet'i vuran Saadet'in var ya, o. Yok. Tüfeğe evet, soktu evet. Ağzımıza, sizi olma. Öldüreceğim dedi. Olma abi. O şeye hep ölümle. Rüştü izlerse, Behzat mıydı acaba ya? Belki de Behzat'ınmış. Behzat. Behzat olabilir. Dört kişiydi çünkü. Onu şikayete giderken buradan niye döndük bilmiyorum ya. Oraya kadar geldik. Burada taşlar yıkılmış buradan. Tüfe gidiyor yukarı, yürü. Yol güzel. Taşlar yıkılmış bu yukarıdan. Neden yıkıldı? Yağmurdan. Kuruşalan Köyü mezarlığı burası. Evet. Mezarlık.
Hikmet Bey mezarlığa geldi. İhsan Bey, İhsan Erdem anne babasının mezarını ziyaret için Hatay'dan gelmiş idi. Onun için geldik. Mezarlık ziyaretine geldik. Ben de onlara arkadaş oldum. Bizi yalnız bırakmadı sağ olun. Evet. Hemen karşımızda Şehit Sahit Salih Yıldırım'ın mezarı var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin o arada. İşte burası Muçalakoy mezarlığı. Şöyle öyle şey yapalım. Yaşayanlardan çok mezarlık yağmış. Ne kadar yağıyor öyle ya. Bu dünya boş dünya. Hiç kalp kırmaya gelmez. Kimse kimseyi kırmasın. Bak, sıcaklık, kimse kimseyi incitmesin. Sıcaklık 1 dereceye düştü. 1 dereceye düştü değil mi? Niye koyacağım? Arabada kalsın. Ne canım? Evet, burada şehidimizin mezarı var. Ona da Allah rahmet eylesin. Sizler de bir Fatiha, üç İhlas okuyun. Buradaki tüm mevtalara ve şehidimize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken abdu ve iyyâken estaîn. Ehdinas sırâtal mustakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yelid ve lem yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yelid ve lem yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Ya Rabbi, okumuş olduğum Fatiha-i İhlas şerifleri önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek razı-ı mudahalelerine hediye eyledikten vasıl eyle ya Rabbi. Onun âline, sahabine, tabiine ve tabiine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu mezarlıkta yatan tüm mümin ve müminatların ruhlarına hediye eyledikten vasıl eyle ya Rabbi. Onlara haberdar eyle ya Rabbi. Bundan böyle cenaze namazları Gümüşhane'de burada kılınıyor. Evet, burada İhsan Bey'in anne ve babası var. Mazhar Erdem, Pembe Erdem. Onların da onlar için de Fatiha'yı ses okuyalım. Elhamdülillah. Şurada babamın kına da bir gidelim. Evet. Ha, bir dakika o da yakın. Evet. Buradan gel, burada ora şey olur. Ay, fırtına bak, fırtına, fırtına. Karla karışık.
Burada Halis Emmi, Halis, Nuriye Göktürk. Evet. Burada Temel Özsayın var. Hemen burada arkadaşımız, komşumuz Seyfi Erdem. Babamın hem burada arkadaşlar. Babama ve ona Allah rahmet eylesin. Çocukluk arkadaşımız. Allah evet. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyelim. Zeki abinin kardeşi oluyor. Zeki abinin de kardeşi. Biliyorum ya, bizle de beraber ne kadar değişti. Evet. Ne kadar değişti. Burada rahmetli babamın mezarı. İnşallah mezarı da yapılacak yakın zamanda. Burada alem mi? He he. Seyfi ile ikisi. Elhamdülillah. Amin. Amin. Bak köye kar yağıyordu, görüyor musun? Buraya tarla karışık yağmur. Nasıl fark ediyor? Evet, çok fark ediyor. Çok fark ediyor, çok. Daha fazla herhalde. Çok çok. Mezarlık. Ama düşmeyiniz. Bu mezarlıkta yatan tüm erkek kadın herkese Allah rahmet eylesin. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Cümlemizin. Ne kadar yaşarsan yaşa. Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Bak diz buruklar. Karşılar bembeyaz kar tutmuş. Yukarılara kar yağıyor ama bura karla karışık yağmur. İnşallah düşmeden gideriz. Bekle az insan şey canlı yayını kapatalım. Ya da köye çıkarken kapatalım ya. Biraz daha. Köye çıkarken kapatalım canlı yayını diyorum. Geri dönmeyeceğiz. Şey, köye dinmeyeceğiz şeye. Karam özellik dedim yani. Yani. Kardım. Sen de çıkar kabağını İhsan. Üşütür seni ha. Ne canım benim mi? Kabağını çıkar. Ya, üşütür seni içine kadar geçer. Ben şeyimi çıkardım. Bülent Yıldırım kim? Bülent Yıldırım sana da selamlar. Bu Refik Amem'in oğlu. Öyle mi? Ha. He, Bülent. He, Bülent, Bülent. He. Neydi, bir de abisi vardı onun. Behzat. Behzat, he. Yıldırım. Bülent'in de babası da vefat etti, biliyorum. Duran işte. Öyle mi? Yakın zamanda, he. Ona da Allah rahmet eylesin. O da Zonguldak'ta çalışıyor, değil mi? Evet, Zonguldak'tan emekli o da. O bir boğazında bir he. Problem mi yaşıyordu acaba? Vardı, he. Gıtla kanseri mi ne diyeyim, boğaz mı? Elveda. Kabristanlık. Da yatanlar. Evet, he. Evet. Son geleceğimiz yer bu. Şurada bir de göl mü vardı yukarıda? He, Nazım Usta'nın gölü vardı orada. Nazım Usta'nın. Şimdi var mı, devam ediyor mu bilmiyorum. Hiç geldin mi orada? Çok, çok geldim. Evet, evet. Gençler geliyorlardı. Nazım Usta evet. Ovalıyordu. Yani bizim emsallerden gelmeyen yok. Evet, evet. Bura ne için yapılmış bu kulübe? Bura oturak falan malzemeleri konsun diye yapıldı köy şeyine. Karantina altına bakacağım. He he, şimdi he. Plastik oturaklar var. Şeyi aç da şey gitsin. Buharlandı az. Hadi aç. Şu taştan şeyler. He, taş devrilmiş buralara. Sıkacağını da bir çalıştık. İşte Kumuşalan köyünün mezarlığı burası. İleriki kara mezarlık. Ablam diyor ki
Evet, insanlar kaya başında oturuyorlarmış. Buraya gömmüşler diye bilmiyorum. Doğruluk derecesini. Orada da mezarlık var önceden. Var derlerdi yani. Nerede? Kara mezarlık. İşte var işte ya. Orada mezarlık zaten orada. Sol taraflar hep mezar. Evet. Burası Rüştü'nün şeyi. Mekanı. Bahçesi. Evi var, cevizi var. Elması, şeftalisi, her şeyi var. Bağı var, bahçesi var. Maşallah çalışıyor Rüştü Bey. Çalışıyor. Ehli. O işin ehli yani, yapıyor adamı ya. Çalışan adamın başka şeyleri de bozulmaz. Maşallah, Allah nazarlardan korusun, kuvvet versin. Zaten inancımızda da çalışmak öneriyor. Boş değil mi? Evet. Efendim? He, çeşme var. Akıyor mu? Az. Az akıyor, he. Vuracağın kimse var mıydı kaya başında falan? Kimse vuruyor mu? He? Telefona cevap vermedi şimdi. Kim yok abi? Hamdi mi? He. Vallahi istersen vura be. He? Vura. Sevin he. İçeri kişitme. Sen de bir ne diyorsun, merhaba. Pandemiden dolayı da... İçeri girmek içeri. Kimseye sebep olmak istemiyorum. Anladım yani. Anladım ben seni de. Şimdi bu canlı yayında izlerse şimdi şey... Başka zaman olsa... Evet. İçeri girmeyek. İçeri girme. Emeğen olur diye. Daha Hatay'dan geldi dedir. Evini biliyorum zaten. Biliyor musun? Döneceğiz. Sağdım bir daha şöyle kaya başına doğru. Hem belki de kar da görür. Karı göremedim ben. Şurada da bir hayat vardı, hatırlıyor musun? Hayat vardı, Zeyfemmin'in hayatı vardı. Zeyfemmin'in hayatı. Evet, hatırlıyorum. Koyunları, köpekleri. Evet. Koyunlar, bizim çocukluğumuz. Şu evler kim? Yaşar'ın oğlu. Rıfat. Her Rıfat'ın. Ama orada bir başladı kendine de. Şu oğlunun öteki. Herhalde orada bir çatlak, matlak olmuş. Orayı iptal etmiş. Bu en kral yerde bu. He. Kadir Usta'nın yeriydi orası. Kadir. Rahmetli. Ben rahmetlinin, Kadir Usta'nın rahmetli babasını bile hatırladım. Tımbıl dede benim. Tımbıl. Hatırlıyor mu? He, hatırlamıyorum. Tımbıl'ın Usta. Bizde yaşadık. Kadir. Yaşandık ya. 100 küsur yaşında rahmet olmuştu. O zaman hani? Yaşı da aldık ya o. 60 yaş hani? 60 yaş. Gerçi ben küçük yazmışım. Ben daha gelmedim 60'a. Öyle. 64 doğumluyum ben. Onu bilmiyorum. O zaman sen psikolojik olarak da gelmemişsin. Aha buraya ne yapmışlar? Tavuk binliği mi bunlar ya? Şey mi olabilir ya? Ne? Kasa çukur mu? Yok ya, oraya fıstık olur mu? Oraya hem çocuklara salamla yer yapıp da oraya fıstık olur mu? Tecrübesi meclisi var. Bunlar bugün şeyin evi yapmışlar. He. Baksana piknik yerleri de evlerin dibinde. Gelişeni önüne sapak oraya. Öyle mi? He. Oraya sapak. Kapı var, nasıl geçeceğiz? Sapak ise geçmeyiz ya. Açılmazsa. Ya şu perikler ne kadar büyümüş ya. Perikler büyüyor. Perikli kes, dibinden büyüyor. He. Perik öyle. Bu zamanı buralardan gelip gidenler hep keserler bir eşekle olduğunu yapıyoruz. Evet. O zaman bu ağaçlar büyümedi. Evet. Kayabaşı da yoktu. Kayabaşı gelince tabii insanları burada korudular. Evet. Ve çok fazla odun yakma şeyi kalmadı. İnsanlar daha farklı şeyler. Önürlü Gülşen Yıldırım size mesela. Gülşen Yıldırım'ı tanıyor mu? Gülşen Yıldırım yok. İpucu vereyim. Gülşen Ünver. Ünver. Ünver de Enver Ağa. Hani... Enver Ağgiller'den. Enver Ağa mı? İşte Enver Ağa'nın... Buradan mı? Soldan. Şuradan. Şuradan.
Evet, Necmettin Bey. Selamünaleyküm. Tamam, seninle konuşmak istiyor. Gelsene bir. Kim? Adamı ıslatmayak ya. Tanıyor mu bunu? Bak bakayım. Evet, kaya başına kar yağıyor. Evet, köyümüzün... Tanıyor mu bunu? Evet, hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Kim bu? Kim bu? Maserhan'ın insanı. Nasıl sağlığın, sıhhatin iyi mi inşallah? Allah çok şükür. Gemir gibi. Allah iyilik versin. Seni izleyenlere bir şey diyor mu buradan? Efendim? Buradan bir şey, canlı yayındayım, canlı şimdi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah sağ ol, sağ ol. Herkese selam. Oldu, sağ ol, sağ ol. Sağlam da yiyinmişim maşallah. Evet. Sonra döneceğiz. Kar yağıyor, Batur. Evet. Yani bir emin varken Zeki abinin kızı Gülşen. Zeki abinin de tanıyor ya. Zeki abi tanıyor mu? Evet. Ekrem Ağa'nın oğluyla evli İzmir'de oturuyor. Ekrem? Ekrem. Bala mı? Ekrem Yıldırım. Evli diye. Hamdi Bey! Senin evin önüne geldik. Bizi izlesen şimdi görüyorum.